Musa'yı biliyorsunuz değil mi? Hı-hı. Rabbi. Firavun'un. Firavun'la Tanrı sohbeti diyor bu ara. Firavun'un biliyorsun muhasebecisi. Evet. Musa. Sayman evet. 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 Sayman'ı. Hiç yok Musa'yı öldürüyor. Firavun'la oturmuşlar sohbet ediyorlar. Ne içtiklerini bilemem. Ezrail hemen geliyor Musa'ya diyor Musa canını alacağım diyor. Çekil lan diyor. Düven Ezrail birine çıkıyor buna yüzü gözü kan içinde. Kan içinde geri dönüyor. Geri diyor. Sipona diyor yine. Gidiyor. Ne oldu diyor. Ne bu hal lan? Cebrail şey Ezrail ne oldu? Vallahi bu Musa beni dövdü diyor. Deyince Tanrı'nın uşakları kim var? Firavun var. Hemen kalkıyor. Hadi diyor. Emir veriyor. Hadi şu Musa'yı öldürelim. Öldürün diyor. Sağ ordusuyla düşüyorlar peşine Musa'nın. Musa kaçıyor bu ara. Kızıldeniz yarara kaçıyor bu ara. Kızıldeniz yarara kaçıyor. Fakat arkadan kovalan da gerizekalı. Sağcılar. Önce kaçan da. Sağcılar. Diyor ki elindeki asayı vurdum Kızıldeniz'i yaracak. O diyor arkadaki de bunu biliyor. Bu ikisi kovalaya Kızıldeniz'e gidiyorlar. Ama bu arada Kızıldeniz gel git nedeniyle çekiliyor. Yok oraya gelmedi. Sen fesatlık yapıyorsun. Bilimsel olarak fesatlık yapıyorsun. Orada ilahi güç var olmaz. İlahi güç var orada. Gel git nedeniyle. Çünkü Musa askeri komutan. Mekke'yi biliyor. O zaman düşünmüş. Budur budur olay. Yani. Oraya ulaşacak. Oraya. Ve deniz çekiliyor. Tam o anda onlar da oradan görülüyorlar. Geliyor işte ordu falan. Musa karşıya geçiriyor. Şey kapanıyor. Ve sular gibi yükseliyor. Kafirler, lokuma gömülü bırak kafir dedi. Zaten Allah'ın oturup sohbet eden biri. Şimdi ve bunun karşılığına bir şey koyacağım. Bunu burayı unutmayın yalnız. Şimdi hiçbir şeye müdahale etmeyen, hiçbir şeye müdahale etmeyen bir Alevi güruhunda bir dede konuşuyor. Dede iki adım ileri gidiyor. Üç, beş, saldırıyor. Bir gün diyor Hazreti Ali Efendimiz'in karşısına bir dev çıktı diyor. Yedi kafalı. Duydunuz değil mi? Dede diyor bunu. Yedi tane kafası var devin. Mübarek kılıcı çekti. Vurdu gibi başını kesti. Dev kaçır. Dev kaçır, kaçır, kaçır. Erzurumlu mu hikaye? Büyük ihtimalle. Karakoyu'ya girdi. Bizim kuzular dinliyor hala. 2023'te kuzular dinliyor. 2022'de kuzu kuzu. Adını sen koy. Öküz demiyorum. Kuzular dinliyorlar. Biraz daha sadeleştiriyoruz. Hala. Sade hali evet. Mübarek diyor. Uşağını çözdü Trablus kuşağı. Trablus'ta yapılmış Trablus. Uşağı. Yani. Trablus kuşağı. Trablus kuşağı. Mitolojide var. Meşhur. Çözüyor. Zülfikar'ı bağlıyor. Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Hani amca Tanrı tafsiri doğruysa Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz ağır çünkü. Ali'yi düşün bu ara. Ama bunu kullanan biri götüne bir bıçak sokuyor öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün. 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayını öldürüyor. Geldi aklım olmaya buna inanasın. Hanımefendiler olmasaydı ben başka bir cümle kuracaktım. Ben özür diledim zaten hanımefendilerden. Kurmayacağım. O poşeti geri çıkarıyorum. Saldı diyor deve batsın diye. Aşağı saldı. Böyle. Dönür 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 dönür. Adam dönüyormuş. Kuşak çözülüyor. Evet. Dede iyice coşmuş. Ben deyim 2 gün, siz deyin 3. Tam orada
Yo dede demiş, aklın olmaya buna inanasın. Çünkü demiş, bu aşağı giden Trabzon çapı değil mi? Ona bu köye çadır olur mu? Üç yıldır gidiyor. Bakın, bunu Alevi cemlerinde bin kere yaşamışım ya. Ama konuşamıyordum. Kimse beni dinlemiyordu. Seni gene de bu söylediklerin Alevler duymaz. Yok zaten. Ya duysunlar bence. Duysunlar. Acemisi cahilisi duysun yani. Bu lafı veriyordu o lafı. Bunlar artık gerçek. Bunu sonra başka şey duydular. Başka şey çok duydular. Seni düşkün ilan ederim. Peki dede, şimdi sabahtan beri dinliyorum. Evet. Notlar alıyorum kendi kafamın içerisinde. Ben bir Alevi bireyim. Ve Alevi anekdotlarıyla müthiş bir bireyim. Ya işte Cemlere gitmişim. Büyüklerine göre. Birçoğunu ben de akıllı kullanarak masal olduğunu farkındayım. Fakat hep takıldığım noktalar şuralardı. Bu kadar başta da söylediğim gibi realist bir düşünceye sahip donelerdeki insanlar mutlaka o gerçek gerçeklikten payan öyle büyütülüyorlar. Niye? İslam'ın bu motiflerini içine alarak eritmişler. Neden Ali'yi seçmişler mesela? Neden Ali'yi alıp kendi potalarında eritmişler? Zoraki mi Ali empoze edilmiş onlara? Zoraki mi? Hayır, Anadolu Alevisi. Anadolu Alevisi. Yok öyle bir öyle terim yok. Öyle demeyeceksin. Ne diyeyim? O uydurma bir terim. Şey çok ama çok burada çok önemli bir şey söyledim. Hayır şeye gitmeyeceğim. Yok. Ben anladım. Yok anladığını biliyorum ama ben açıklamak için. Bak şimdi burada önemli olan bir şey var. Bir Alevi'nin bunu sorgulayabilme, doğruluğun yanlışlığıyla ilgili tereddütünü ortaya koyabilme gücü varken öbür tarafta bunun koşulsuz kabulü. Tabii ki. Hani bunu doğru demiyorum. Anladım. Bu önemli değil. Evet. Hani ama bu çok önemli bir şey. Bir de şimdi Alevi kültüründeki o üst akıl dediğimiz insanların vermiş oldukları öğütler, yetiştirdiği o kitle de bu nasıl kabul görür? Ama bu safsata nasıl kabul ona görür? Ona cevap vereceğim. Ama bir anlıyorum. Çok, böyle bir soru bunu sorgulayabilme olay anlamında yani bunlar çok kıymetli şeyler. Çok sorgulama. Yani Alevilerin sorgulayabilmesi. Bir şansı yok ki. Çünkü şansı öbürlerinin koşulsuz kabulü. Şimdi bir de şu vardır. Mesela ben geçmişler... Buna cevap vereyim de ikinci tüm karışmasın, güme gitmesin. Şimdi olayı o kadar küçülttük ki şimdi. Olayı o kadar küçülttük. Himalaya'da bir yerliler var. Herhalde biz memuru yaratmadı onları. Himalaya. Bunlar 3000 rakamında yaşıyorlar. Hı hı. Bunların tek arzusu Himalaya'da 5000 rakamında Rocky Dağları'nı anlatıyorum size. 5000 rakamında bir sıcaklık var. Kelebek ürüyor orada. Eğer bu Müslümanlar burayı keşfetseydi var ya anasını ağlatırlar da Tanrı'yı anlatır gel. Şimdi. Peki o Himalaya'da yaşayanlar Tanrı'yı tanıyorlar mı biliyor musun? Yok öyle bir kavram yok ki. Oraya, evet. Öyle bir şey yok. Evet. Tanrı yok orada şimdi, evet. Çünkü yine Alevi Bektaşi Doğan. Felsefesinde Doğan. Bir şey var. Bektaşi. Diyor Alevilikte öyle. Alevilik değil mi? Kavram yok. Bir tamam, derde. Bektaşi diyelim. Bektaşi diyorsun. Neden? Eşit düşünen insanlarda bir kavram var. Bunun içinde Hayyam da var, Einstein var. Hepsi içinde. Eyvallah. Başka türlü anlatamazsın bunu. Yani dini perspektifte insan ilişkileri, humanizma ne kadar önde olursa olsun Alevilikte tıkanır bir yerde. Yani, tıkanır. Ya bütün inançlar tıkanır. Bunu kabul edelim. Bu sosyolojik bir gerçek. O zaman biz bir şeyi sorguluyorsak şöyle bağlamak lazım.
yine o Bektaşiliğin içinde bu. Dikkat. Bir ses geliyor dağdan İsmail. Düşünüyor. Ya diyor, bu benim kültürüme göre, bu benim inancıma göre, bu benim aklıma göre diyor. Ne olabilir bu dağın başında? Olsa olsa Tanrı'dır diyor. Başka bir şey olamaz. Bakmış gibi değirmen dönüyor orada. Dokuduk. Aha birim Niyaz'ın diyor. Taş bunun yüzünü parçalıyor. Değirmen taşı. Bilmem kadın ya. Allah Allah diyor. Hangi suçu işledim acaba? Bak sorunun cevabı burada. Özeleştiriyor. Sonra yine bir gün giderken kafasını hep sola. O sesi duyuyor. Biliyorum diyor. Prim oradasın. Ah Niyaz'ım diyor. 5 kilometre. Uzaktan. Abi. Çünkü. Bir daha yüzünü parçalamaz. Kutsal görüyorsun. Kutsal gördüğün şey akılın içinde değildir. Bakın. Asya'daki kabilelerin inanç sistemlerini ne sadece 10 sene okudum yahu. Yapmayın yahu. Sadece Asya'daki inanç sistemleri, inançlar, sen 5 günlük değil ki bu olay. 5 günlük değil. Bize kalan bu manzumeler, belki de başka şey var. Belki de kızımın dediği doğru. Böyle erken konuşamayız. Çünkü böyle erken konuşmaya başlar der ki, Rabbül Alemin, o merdiveni nasıl yaptırdın, nasıl bir akıl verdin de bu piramidi yaptı adam, yukarıda sana dua mı ediyordun, küfür mü? Sorma hakkımı kullanırdım. Yani bakın, demin bir şey söyledim, unutmayacağınız tek şey, bu dediğimin hepsini unuttum. Ama bir cümle kullandım İsmail. Doğadaki insanlık dostluk ilişkilerine, canlı ilişkilerini seyrettikten sonra Tanrı'ya inanmak mümkün değil. Hiç mümkün değil. Neden? Madem onları Tanrı yarattı, kurban olduğum biz 8. dereceden bilmem ne çocuğu muyuz? Niye bize vermiyorsun bir akrepteki donanımı? Belki de vermiştir, biz fark etmiyoruz. O zaman kitabı neye gönderdi? Ne mi oldu? Yapma ya. Kitapta yazaydın detayını. Yazaydın orada. Ben uğraştırmayaydım. Yormayaydım. Akıl sahibi olan insanlara bırakmış olamaz mı? Detaylarını. Yani benim sırtıma okşayıp durma. Şimdi Lef-i Mahfuz diye bir kitap aldım. Şöyle kastan okurum. Lef-i Mahfuz.